Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, bildiğiniz gibi Suriye'nin İdlib kenti Türkiye'nin Özgür Suriye ordusunun kontrolünde bulunuyordu. İşte o kenti Rus savaş uçakları vurdu, 9 kişiyi öldürdü. Rus savaş uçaklarının İdlib'in Cisir Eşşugur ilçe merkezinde sebze haline düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldüğü, 30 sivil yaralandı. Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil ise yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre yerel saatle 10.03'te Laskiye'deki Hmeymim hava üssünden havalanan 3 Rus savaş uçağı İdlib'in Cisir Eşşugur ilçesindeki sebze haline, il merkezine ve Beynin köyüne hava saldırıları düzenledi. Suriye sivil savunmasından alınan bilgilere göre Cisir Eşşugur'dan bulunan sebze halindeki saldırıda 9 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil ise yaralandı. Yaralılar tedavi için hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Kıymetli izleyenler, Türkiye, Rusya ve İran 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturma kararı aldı. Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunmaya devam ediyor.